Selux maske alıyorum diye kimlik bilgilerimi vermek zorunda mıyım diyen insanlar için bu videoyu çekiyorum. Haklısınız. Belki daha önce kötü deneyimler yaşadınız, diliniz yandı, temkinli davranmak istiyorsunuz. Ama ben sizin bilgilerinizi sisteme, siparişinizi oluştururken girmek zorundayım. Yani siz bana TC numaranızı vermek zorundasınız. Eğer indirimli şekilde almak istiyorsanız, ya ben keyfi keder bir şekilde sizin doğum tarihinize ya da TC'nize ihtiyaç duymuyorum. Onları biriktirmiyorum. Bir koleksiyon yapmıyorum. Haliyle ben sizi dolandırmış olmuyorum. Ya da sadece TC bilgisiyle insanlar dolandırılmıyor. Ben sizden dönüp anne kızlık soyadınızı istesem belki haklı olabilirsiniz. Çünkü o bankacılık işlemlerinde geçiyor. Ama TC kimlik numarası, bugün kapınıza bir kargo firması geldiğinde ürün teslim esnasında kendiniz zaten yazıyorsunuz. Ya da bir AVM'de bir çekiliş için başvuru formunuza kendiniz kimlik bilgilerinizi yazıyorsunuz. Onlara güveniyorsunuz çünkü atıyorum araba verecek. Araba vereceği için kimlik bilginizi yazıyorsunuz. Güvenilir geliyor. Ama Eler'den bu ürünü alırken indirim istiyorsunuz. Ona rağmen bu bilgileri vermekten kaçınıyorsunuz. Ve bu noktada da beni ya da şirketi dolandırıcı olarak nitelendiriyorsunuz. Çok yanlış. Öncelikle dolandırılmanız için sizin bu bilgileri verip karşılığında bir ürün almamanız lazım. Hatta para verip karşılığında o ürünün size gelmemiş olması lazım. Mesela internette insanlar bir şeyler alıyor. Kutunun içerisinde salatalık çıkıyor. Ama Eler kendi kargosuyla gönderiyor. Yurt dışı kargosuyla anlaşması var. Kocaman Eler'in üzerinde LR yazan bir kutusu mevcut. İçinde ürünler var. Parayı kredi kartıyla veya nakit bir şekilde kapıda yapıyorsunuz. Ardından ürününüzü alıyorsunuz. Diyelim ki siz kargo görevlisine kutuyu açmasını istediniz. Kargo görevlisi muhtemelen açmayacak. Çünkü onlar bunu yapmıyorlar. Hani bunu biliyorum. O zaman yine alıp kargo kutusunu açtınız diye iade edemezsiniz diye bir şey yok. Eğer siz o ürünün ambalajını, direkt olarak ürünün ambalajını açmadıysanız kargo kutusunu açmanızda bir sıkıntı yok. Yani iade edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değil. Çünkü sizin siparişinizi ben firmaya iletiyorum. Onlar bir hafta içerisinde ürünleri sizin adresinize yurt içi kargo aracılığıyla gönderiyor. Ve siz ürünün bedelini kapıda nakit veya kredi kartı olarak o anda ödüyorsunuz. Ve karşılığında zaten ürünü alıyorsunuz.